Evet sevgili Kadıköy Sokak Müdavimleri kanalımızın değerli takipçileri. Bu arada bir şey söyleyeyim. Kanala abone olmayan, bu videoyu beğenmeyen e, olsun diyelim. O şekilde başlangıç yapalım. Çünkü beğenilerinize, abone değinize, yorumlarınıza, video izlemelerinize her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Çünkü e, bir süreçten geçiyoruz arkadaşlar. Ya bu sürecin sonunda iyi bir atılım yapıp daha yükseğe gideceğiz ya da bu sürecin sonunda geriye gideceğiz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un hayali gerçek oluyor. Şimdi Zenit'le oynanan bir hazırlık maçı var. Ve bu hazırlık maçına ne damga vurdu desem hepiniz 4 tane şey sayarsınız. Değil mi? Yani Depremciler için oynandı bu maç. İstekli futbol, taraftarlar, yöneticiler... Hepsi e, memnun kaldım. Barcelona'dan 40 milyon euroya Zenit'e giden Brezilya asıllı Malcolm. Yani 22 milyon euro değerindeki 10 numaraları Vendel Bakın birisi e, 40'a gitti. Öbürünün değer 22 milyon. 18 milyon euro değerindeki Claudinho. Yani birçoğunuz muhtemelen araştırmadınız bile. Ben de dahil. Ben sadece Malcolm'a bakmıştım açıkçası. Ama Muhteşem bir transfer market değeri olan futbolcularla Fenerbahçe futbolcuları başa baş oynadı. Kim? Mesela Yiğit Efe Demir, Ahmet Necat Aydın, Bora Aydınlık, Jojin Yo ya da Jin Jojo jo, büyük beğeni topladı. Aslında bence İrfan Can Eğri bayatta büyük beğeni topladı ama konumuz bu değil. Şimdi yönetici Özgür Özaktaç, Yıldız adayları hakkında çarpıcı ifadeler kullanmış. Hürriyet... E gazetesine ya da internet sitesine açıklamalarda bulunmuş. Ve demiş ki Fenerbahçe Futbol Akademisi için gurur veren bir maçta milyon euro değerindeki çok güçlü bir takıma karşı oynadılar. Ve bizim çocuklar bizi mahcup etmediler. Türk seyirciler Bora'yı ilk kez gördüler ve çok beğeni aldı. İyi tefe penaltı yaptırdı ama gene de çok iyiydi ki ben o penaltının penaltı olup olmadığı konusunda tereddütlüyüm. İyi tefe bu maçtan iki gün sonra mı oluyor? Yani i̇ki gün sonra bu maçtan iki gün sonra U19 liginde bir gol bir asistten oynadı arkadaşlar. Yani bakın futbolcudaki etkisine bakın, futbolcudaki etkisine bakın sadece. Ve bu çocuklar bizim çocuğumuz ya. Her şeyden öte bizim çocuğumuz. Yani başarıları da bizim, yani, e, her şeyleri de bizim. İnşallah başarısız olmazlar. Hani Georginio da başarılı diyor. Biz hepsinin kariyerlerini tek tek planlıyoruz. Taraftarımıza müjdem daha çok yetenekli oyuncularımız aşağıdan geliyor. Zaman içinde hepsiyle tanışacaklar. Şimdi sorulan soru şu A takımda oynasınlar mı diye. Hani e, bu isimlere Emir Ortakaya gibi bir kariyer planlıyoruz. Bakın Emir Ortakaya gibi bir kariyer planlıyoruz. Aslında mesaj net. Emir Göztepe'de 25 maçta 90 dakika başarıyla oynadı. Bu bir süreçtir. Ve önemli olan bu süreçleri iyi yönetmek. Biz iyi yönettiğimizi düşünüyoruz diyor. Bakın Emir Ortakaya aslında Fenerbahçe'nin tarihsel bir başarısıdır. Eğer Emir gibi yapabilirsek orayı, Jinyo'yu, öbürlerini yapabilirsek sizi o zaman görün. Ya Kerem Aktürkoğlu 3. Lig'den statü olarak 4. ligden geldi. Az futbolcu. İsmail Yüksek Dördüncü ligden geldi. Hani oynatsan az futbolcu olur. Milli takımda as futbolcusu. Demeyin ki bana hocam birinci lige vereceğiz. Orada kariyeri sönecek. Hiç öyle şey yapmayın. Bu arada Emir kampta olacak diyor. Önümüzdeki yıl mutlaka hazırlık kampımızda olacak diyor. Tabii teknik direktörümüz karar verir. Ee, dursun derse A takımı diye. Şimdi Ali Koç'un genç oyuncularla ilgili 2018'de dünyaya örnek bir futbol akademisi kurmak istiyordu. Altyapının başarıları fedakar değil diyor. Ve Ali Koç'un aslında e, hayali gerçek oluyor diyor. Burada araya bir şey sıkıştırayım. Aykut kocaman Süper Lig'e dönme planları varmış. O da Konya Spor'a tabii ki. Fenerbahçe'ye değil. Aslında var ya başlığa koysam. Aykut kocaman dönemi. Süper Lig'de yine Aykut kocaman dönemi. Tepkiden bayağı izlenildi ama diyorlar ki ciddiç bayit diyorlar. O yüzden gerek yok. Fenerbahçe'de imza çok yakın. Yaşasın Serhat Akın. Fenerbahçe'de da yeni sözleşme hazırlığı sürüyor. Sloven futbolcuya %70 zam önerilmiş ve anlaşma sağlanmış. Ve Miyazaki'sta takımda tutmak için elinden gelen yapılıyormuş. %70 zam. %70'te 1.4'e çıkmış. %170 diyelim. Bu kontrat Zayt'sı mutlu etmiş. Deneyimli teknik adam takımda tutmakta kararlıymış. 3 yıllık mesai. Zayt'sa yeni sözleşme uzatılması falan filan. Bir kere Zayt'sın Fenerbahçe'den aldığı para 600 bin euro civarındaydı. Diyeceksiniz ki ya hocam bu kadar az verilir mi? Ya niye verilmesin? Diyeceksiniz ki hocam sözleşme uzatılacak mı? Allah'tan bir mani gelmezse. Bakın Allah'tan bir mani gelmezse herhangi bir Hani helikopter şubu falan filan uzaylılar uzaylılar gelmezse. Zaytıs'ın sözleşme uzatmaması daha imkansız. Zaytıs'ın sözleşme uzatmama ihtimali sıfıra yakın. Öyle söyleyeyim size. Hocam bu kafam durdu ya. Uzatıyor mu uzatmıyor mu? Yani uzatacak inşallah arkadaşlar. Her anda açıklama bekliyoruz. Fenerbahçe 3. Güney Koreli diyor. Bakın arkadaşlar. Bir duyumu ben bir gün verirsem duyumdur. İkinci gün verirsem üçlüdür ama üçüncü gün verirsem çok çok güçlüdür. Bu şifreleri unutmayın. Madem bu kanalın müdavimi olacaksınız dikkat edin. Ya da direkt olan 15 lira para mı deyip üye olup sonra gerçeği anlayabilirsiniz. Şimdi Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kim Minji, Joe Jinyo'dan sonra Güney Koreli bir isim daha. Siz zaten biliyorsunuz bu ismi. Guangzhou forması giyen 20 yaşındaki futbolcu Ji Sung Eom. Yani kanatlarda oynayan 650 bin euro pay biçilen 10 numarada oynayabilen genç çocuk. Arkadaşlar bu çocukla ilgili girişimden hızlandırılmış durumda diyeyim. Bu şekilde söyleyeyim. girişimler hızlandırılmış durumda ancak sonuç alınır mı bilmiyorum. Bir de şöyle bir durum var. Tamam piyasa değeri 650 bin euro ama diyorlar ki adamlar bir size veririz sonraki satıştan şu kadar pay bir de yani 650 bin euroya diyor ama 3 milyon euroya falan veririz <laughs> onlar da bizi keriz görmeye çalışıyorlar eğer e, fiyat anlaşılırsa neden olmasın ama şu an yani pek ummuyorum pek ummuyorum ama şunu söyleyeyim bu tip çocuklar denenmek için biçilmiş kaftan bir yere kadar gelmişler bak. Şimdi Bora Aydınlık, Joe Jinjo ve bu çocuk arasında fark var. Bora Aydınlık, Jinjo bir buçuk iki de bizim altyapıdalar. Bir tık bir tık bir tık bir tık gidiyor. Bora ile Jinjo'yu mesela <laughs> kime verelim? Göztepe'ye verelim. İkisi de Göztepe'de oynasınlar. Banko oynasınlar ama. Bak, banko oynasınlar. Gelecek sene bu zamana Gelecek sene bu zamana Jorginho ve Bora Aydınlığın Fenerbahçe A takımdaki yerini falan hazırlarız. Hep kafalardaki soru şu. Ya hocam adam birinci lige gidecek. Ne kazanacak? Duruş. Oyun görüşü. Tecrübe. Takıma adaptasyon. Resmi ve seyircili maç. Tecrübesi. Şimdi düşünsene binlerce kişinin önüne çıkacak Fenerbahçe'de oynayacağı zaman. Binlerce kişi onların tecrübesine edinecek. Artı yani artı normal tecrübe edinecek. Normal tecrübeden kastım ne? Ya tamam bu çocuklar da oynuyorlar ama orası bir oyun gibi geliyor bazen ya. A takımdan altyapı çok farklı şeyler. Bazen orası dediğim gibi oyun gibi geliyor. Bunu edinecekler. Ha bu OM mesela bunu edinmiş şekilde gelecek. Bu da çok çok iyi olur. Bakın milli takımlar mesela ben e, alt yaş milli takımlarının yerinde olsam bol bol turnuvaya katılırım. Al sana futbolculara tecrübe. Al sana şey. Yani hatta var ya öyle bir düzen şey belirlerim ki öyle bir şey belirlerim ki mesela Fenerbahçe ile Galatasaray Beşiktaş'tan Trabzonspor'a bundan mesela u 19larıyla arada sırada turnuva bile yaptırırım. Milli takımlar Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon diye. Kendi takım arkadaşlarına karşı da oynasınlar başka şeyler de yapsınlar diye. Ama maalesef bizde gençlere önem verilmiyor. Galatasaray ve Fenerbahçe yine yeni yeniden karşı karşıya. Bu sefer arsa konusu yok. Masa başı yok. Köşe başı yok o hiç değil. Transfer evet. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında şu anda zirvede ee, İki takım karşı karşıya. Fenerbahçe taraftarına göre Galatasaray haksızlıktan burada. Galatasaray taraftarına göre Fenerbahçe haksızlıktan burada. Tarafsız konuşanlara göre Fenerbahçe kötülük eriği gibi top oynuyor. Yani offside'ımsızlığı şunusunu burusu yok. Hakkı yeniliyor. Galatasaray taraftarına göre Okan Buruk bu kadroyu idare edemiyor. Fatih Terim ne zaman gelecek? Eee, tökezlemeye başladılar. Arsa olayları çok konuşulmaya başlandı. Bundan sonra başka transfere milyon eurolar harcandı ama değer mi gibi sorular sorulmaya başlandı. Yani şu anda herkeste bir felsefe hakim. Fenerbahçe taraftarı normalde yani kritik eşeği biz geçemeyiz falan filan diye düşünürken her hafta kritik maç olması Fenerbahçe'nin içine gelir duruma dönüştü. Ve şu anda iki Türk kulübüne bir futbolcu önerilmiş durumda. İspanya'dan Isco İSKO'nun bir sonraki varış yeri henüz belirlenmedi. Şimdi bakın bu söyleyeceğim sözlere Galatasaraylılar alınacak. Diyecekler ki sen bize FETÖ'cü mü dedin? Hayır. Diyecekler ki sen bize bilmem şu mu dedin? Asla. Sen bize bucu mu dedin? Hayır alakası yok. Alınacaklar biliyorum ama söylemek zorundayım. Ne Fenerbahçe ne Galatasaray İSKO İsko beceremez. Beceremez. Becermemesi de lazım bir zahmet. Yani bir zahmet. Artık o devir bitti. <laughs> ya oğlum sizinkiler alamaz lan Galatasaray alır. Sizinkiler alamaz. Niye? Galatasaray oğlum beceriyor bak sen yola falan aldı. Ya tamam da. Hiç mi kafanıza şu gelmiyor? Acaba niye? Acaba niye sorusu hiç mi gelmiyor? Şimdi ben size ki Galatasaray 5 sene transfer yasağı alacak. Hocam inşallah. Hadi hocam oruçlu ağzından. Hadi Allah kabul etsin. Amin hocam. Hadi hocam gözünü sevdiğim hocam inşallah olur falan dersiniz. Ama Galatasaray'ın transferlerine bakınca sanki 5 sene transfer yasağı alacak gibi. Hiç fark ettiniz mi? Yani hiç fark ettiniz mi? Ya ortada bir sıkıntı var. Bunu anlatıyoruz ama anlamıyorlar. Ortada bir sıkıntı var. Ne zaman anlayacaksınız onu da bilmiyorum. Çünkü bir sıkıntı var ortada. Yani hepsi birdenbire olmuş durumda. Lig şampiyonluğu 8 milyon euroluk bir artı. <laughs> Lig şampiyonluğu. Şimdi Musterası, Okan Koçu, bilmem şunu bunu üç tane kalecisi var Galatasaray'ın. Sıkıntısı yok. Nelson sürekli 50 milyon euroluk teklif alan Nelson akıbeti muhtemelen markava gibi olacak. Giderse düşük bir bedelle gidecek. Abdülkerim bardakçı buçuk milyon euro yazıyor. Bak Nelson, Abdülkerim. Kaan'ı da aldılar. 3. Matias Rosu da aldılar 4. Bir de Emin Bayram var 5. Yeter. 5 sene boyunca başka transfere gerek yok. Onlar oynar. Adekuk Bey'i kiraladılar Hatay'dan. Ki o aslında bir değer kattı Galatasaray'a. Niye? Başka yani Türk futbolcu sayısında bir tane düşmüş oldular. Kazımcan iyiydi sonra sakatlandı. Emre Taşdemir var. Ale Galatasaray'dan mıymış lan bu? Sakaboy, Dubois var. İki tane futbolcusu var. Sağ bek, sol bek yeter. Torreria, e, Oliveira, Torreria, Mijitsu, baya güzel orta sahalar var. Değil mi? Düşündüğün zaman enfes orta sahalar var. Berikan falan. Zanyolu 10 numara için alındı diyor. Ama Mata var orada. İki futbolcu da aynı mevkinin adamı. Kanatlarda da oynayabilir diyor. Kerem, Barış Alper, Yunus Akgün gibi genç 3 tane Türkiye sahip. Ama işte aması var. Rashida kiralık. Yusuf Demir gibi bir muhteşem süperstar var. 6 milyon euroya alındı. Niye ise sürekli sakat. Mertens Forvet arkası. Icardi kiralık. Bir de Gomis var. Tabi bunların dışında Galatasaray'dan kiralık giden oyuncular var. Bunları da düşündüğün zaman mesela e, neydi? Mustafa Muhammed miydi? Mustafa Muhammed var eee Hey doğ adam. Morutan, Chikildea falan var. Hani Galatasaray 5 sene transfer yasağı yesin. Kadrosu yeterli. Üstüne bir de Isco almak. Burada işte anlaşamıyoruz sizinle. Üstüne bir de Isco almak risk midir, değil midir? Bir düşünmenizi tavsiye ederim. Bu sezon 1265 dakika süre almış, 19 maç 1 gol, 3 asist. İspanyol futbolcu. Açıkçası İspanyol futbolcular bizde tutmuyor. Ben İspanyol tutan futbolcu çok hatırlamıyorum. Mesela bizde bir Soldado vardı. Sanki en çok tutan o gibiydi. Onun dışında ben hani Beşiktaş içinde, Galatasaray içinde, Fenerbahçe içinde İspanyol teknik direktörler ve futbolcular bizde tutmuyor gibi geliyor bana. Ve futbolcu boşa çıkmış. 9 milyon euro piyasa değeri var ancak Real Madrid Sevilla hashtagleriyle meşhur olan futbolcu. Eminim yani 21 Aralık 2022'de boşa çıkmış. Eminim yüksek ücret beklentisinde olmasaydı şu ana kadar çoktan kaparlardım. Yani Fenerbahçe Galatasaray karşı karşıya demek mantıklı değil. Önerildi şöyle böyle. Ben size Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği bir isim söyleyeyim. Musa Dembele. Biz bu arkadaşa Talibiz uzun süredir talibiz. Ancak yani ancak yani Lyon'un kadrosunda yer alıyor futbolcu. Yaşı 26. 12 Temmuz'da 27 olacak tam ideal yaşında. E, sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Bu sezon Lyon dedi ki göndermiyorum dedim. Yani biz uygun bir bedelle alalım dedim. 8 milyon euro civarında bir para çektim. Bir son senesindeki futbolcuya bu para verilmez falan dedik. Futbolcunun da sözleşmesini uzatmayacağı belliydi. Kadrolarında tutuyorlar. 25 maça çıkmış toplam 1012 dakika, 3 gol, 1 asisti var. 3 golü ligde atmış, 1 asistim kupada yapmış. Ben size söylüyorum Fenerbahçe'nin 1 numaralı forvet hedefi Ahan'la bu arkadaş. Ahan'la bu arkadaş. Hocam Galatasaray da istiyor mu? Fenerbahçe'nin 1 numaralı hedefi olduğunun farkındalar. İstemeseler de isterler. Yani istemeseler de isterler. Niye? Salça olacak. Daha fazla bedelle Fenerbahçe getirecek falan filan. Ve şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin bence Nisan ayında atılımını yapması lazım. Ön protokol imzalanır. Başka bir şey yapılır. Bir şeyler olur. Fenerbahçe'nin bence elini çabuk tutması lazım. Bu benim şahsi fikrim. Kişisel görüşüm arkadaşlar. Ee, ve Galatasaray'ın da aslında Galatasaray da bu oyuncuyu isteyebilir ama yani eee istemesini isteyebilir ama Olimpik Lyon şu an 10. sırada ligde 41 puanda. Hani e, neyse ben fazla detaya girmeyeceğim arkadaşlar. Yani olursa iki yani iki takım Dembele için karşı karşıya gelir. İsko'yu ben ne Fenerbahçe'ye ne Galatasaray'a yaklaştırmıyorum. Yakınlaştırmıyorum. Aslında kafamda söylemek istediğim başka bir şey var ama söyleyemiyorum. Siz de anlamışsınızdır lafı gevelediğimden. Ya da dikine söyleyeyim. Galatasaray'ın gerçekten uğraşacağı çok fazla isim var. Domenek Torrent'ten uğraşacak. E, Ciguli ile uğraşacak. Belhanda uğraşacak. Bu arada bir iki futbolcu daha var. Yaklaşık bir 18-19 milyon euroyu sadece tazminata verecek. Transferi yapmak istiyorsan artı para kalırsa futbolcu transferi yapacak. O yüzden de ne yapıyor? Danyolo'nun menajeri Milan'la görüşüyor. Sezon sonunda 55 milyon euroya serbest kalır maddesi devreye girecek. Bir bismillah. Bir oynasın. Farklı ligde bir kendini göstersin. Bir hani 15 milyon euroya alındı. <laughs> artı 5 milyon euro. Şampiyonluk bonusu. Yıllık 5 milyon euro. Yıllık ücret. 4 senelik kontrat. Hani Şampiyon olmadığı halde bile Galatasaray'ın 35 milyon eurosu sadece Zangioğlu'ya gidecek. İkardi e kiralık geri gidecek. Raşida kiralık geri gidecek. E Çikildağ, Moritan gibi dünya cümle yıldızlar gelecek. Mustafa Muhammed gibi. Transfer yasağı yiyecek olsa Galatasaray önümüzdeki 5 sene bu kadro idare eder mi? E futbolcular da bir yerde artık ben gitmek istiyorum diyebilir. Nelson'dan çok ciddi beklentisi var Galatasaray'ın. 750 milyon euroya satma beklentisi Vallahi bilmiyorum. Bu sürecin sonunda Fenerbahçe'nin şampiyon olması durumunda Galatasaray'da çok ciddi patlaklar çıkacak. Bak çok ciddi patlaklar çıkacak. Bugün o aşık oldukları Erden Timur'u neyle yad edecekler? Sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü arkadaşlar bakın sorunsuzca bir transfer politikası. Ali Koç'u nasıl eleştirirsiniz transferden? Hocam X futbolcusunu 18'e 20'ye satıyor. Gidiyor 20'ye çarçur ediyor dersiniz. 20'yi çarçur ediyor. Ali Koç 20'ye alırken de ne financial fair play, harcama limiti, federasyon, maliye bakanlığı, şu bu gibi kıskaçlar var. Hepsine uyacak şekilde planlı bir şekilde hareket ediyor. Siz Galatasaray'ın planlı transfer yaptığına inanıyor musunuz? Ben inanmıyorum. Hani sanki bodoslama transfer yapıyor gibi. Lan param var harcıyorum dercesine. Hayır, hocam Erden Timur cebinden veriyor. Niye Galatasaray dilenci mi? Özürlü mü Galatasaray? Dilenci mi? Nasıl bir konuda görüyorsunuz? Lan manyak mısınız siz? Aşe lan bunlar. Anonim şirketi. Bunlar halka açık şirket. Benim canım sıkıldı. Al 1 milyon euro cebimden veriyorum. Diyemez. Diyemez. Öyle bir dünya yok. Ya sponsor olur. Sponsorluk ücreti adı altında verir. <laughs> ya da veremez. Yok hocam senin yanlıcın var. Zanyolo'yu ya 15 milyon euroya Erden Timur aldı nasıl kahraman ilan ettiniz farkında mısınız? 15 milyon euroya cebinden para verip almış gibi. Gerçi size göre ne var? Size göre ne var? Yani kendi paranızdan size hava atan kişileri kahraman ilan etmeye bayılıyorsunuz. Şimdi Ali Koç. Ali Koç da istese 15 milyon euroya zan yoluyu getirir. 15 milyon euroya da Icardi'nin bon servisini alır. Sonra bıldır ki hurmalar yani bir şeyler yapar. Arkadaşlar bankalar konsorsiyumu ile anlaşma var. Her takım anlaştığı para miktarı ölçüde Mesela şöyle anlatayım size. Toplam borcu siz niye anlamıyorsunuz biliyor musunuz? Ben size şöyle anlatayım dur. Şimdi Fenerbahçe'nin toplam borcu uyduruyorum. 6 milyar. Galatasaray'ın da toplam borcu 4 milyar. Uyduruyorum. Beşiktaş'ın da toplam borcu 5 milyar olsun. Hani ismine yakışır. 6, 5, 4. Trabzon'da toplam borcu 3 milyar olsun. 6, 5, 4, 3. Fener'in 6 milyar. Ancak 5 milyar 750 milyon lirası TL. Borç TL. Galatasaray'ın yarısı TL. Beşiktaş'ın yarısı TL. Trabzon'un yarısı TL. Geri kalanlar döviz. Şimdi Fenerbahçe TL olduğu için bankalar konsorsiyumuyla TL borçları yapılandırıldı. Yani TL borçları devlet ödeyecek. Fenerbahçe bankalara ödeyecek. Ya yani da bankalar ödeyecek. Fenerbahçe bankalara ödeyecek. Burada da anlaştık. Hocam o zaman Galatasaray borcunun yarısı bankalar konsorsiyumu oluyor. Geri kalan yarısı. Ha? Şimdi anladınız mı olayı? Şimdi çakozladınız mı köfteyi? İşte olay bu. Yani Fenerbahçe 6 milyarın 5.750'sini bankalarla anlaştı. İlk yıl sadece faizini ödedi. Bu yıldan itibaren ana para artı faiz ödemeye başlanacak. Yaklaşık 750 milyon TL civarında bir para. Fenerbahçe'nin bir yıllık geliri 1.5 bir milyar lira civarında. Hocam o zaman 750 milyon lirada futbola kullanabilecek. Ha. Geriye 250 milyon euroluk bir borç kalıyor. E, 250 milyon euroluk diyorum tövbe estağfurullah. 250 milyon TL'lik döviz borcu kalıyor. O da zaten futbolcu satışından şundan bundan kapatılıyor diye biliyorum. Burada bir sıkıntı yok. Artı futbolcu yıllık ücretleri euro üzerinden. Yani gelire gider bir de buradan eklenecek. Yani 750 milyon lira bankalara artı futbolcu yıllık ücretleri. Tamam burasında anlaştık. Galatasaray'ın borç kalemi 3'e çıkacak. Bankalar konsorsiyonuna ana para artı faiz. Euro ya da döviz borçlarını artı döviz borçlarını ödeme artı futbolcu yıllık ücretlerini ödeme. İyi de hocam senin bu mantığına göre Galatasaray batar. Biz 750 milyon lira ödeyeceğiz ya. Borç olarak. Bizim borç 5 750'den hesaplayın. E Galatasaray'ın 2'den hesaplayın. Onların da yıllık ödeyecekleri 350 milyon 400 milyon TL'dir. Ama euro borcunun döviz borcunun artı bir de %40 faizi varmış arkadaşlar. Yani ana para duruyor. Sen ana paradan eksiltmiyorsun. %40 faizini ödüyorsun. Paran kalırsa ana paradan eksiltiyorsun. Artı bir de futbolcu yıllık ücretleri. Yani toparlayacak olursak Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u hiç iyi günler beklemiyor. Fenerbahçe'nin borcu 6,5 sen takımına odaklan. Sana ne diğer takımlardan? Ben takımıma odaklanıyorum zaten. 6,5 milyar borçtan bahsediyorum. Galatasaray'ın geçen sene 2 iken borcu bu sene 4.5'a e çıktı. Seneye kaç açıklayacaklar? 7. Beşiktaş 7.5 Trabzonspor 4.850 falan açıklayacak. Aynı şekilde Fenerbahçe'de ana para ve ee şeyden çıkıldığı için 750 toplam ana para artışı şey 500 çıkıp Fenerbahçe'de 5.850'ye falan gerilemiş olacak. Borçtan. Artı bu sistem diyor ki bak şimdi zanyolo satıp malı götür diyor. Sistem diyor ki sattığın paranın %50'sini borcu ödemek zorundasın. Erdi Kadıoğlu'nu 30 milyon euroya Fenerbahçe sattı. 30 milyon euroya da Zanyolu'yu Galatasaray sattı. 30 milyon euroya da Beşiktaş. Toplusu yok da. Neyse Fener Galatasaray örneği yeterli. 30-30 sattı. %50'sine devlet el koydu. Fener'in kasasına 15 girdi. Galatasaray'ın kasasına 15 girdi ne anladık Galatasaray'dan? Artı %15'in üstündekinin e, şey 15 milyon euro'nun üstünün %30'u mu ne? Roma kulübüne gidecek. %30'u muydu? 20'si miydi? 20'si diyelim. 3 milyon euro daha çık. Kaldı 12. Yani Galatasaray kazazdan 12 girmiş olacak. Artı şampiyon olduysa 5 milyon euro daha kes. 7 milyon euro Galatasaray zannıyladan kar elde etmiş olacak. kısa dönemde ve transferde 7 milyon euro kullanabilecek sadece. Fenerbahçe Ferdi'yi 30'a satarsa 15 milyon euro kullanabilecek. Şimdi ben size soruyorum. Önümüzdeki seneden itibaren kim daha avantajlı? İyi de hocam Ali Koç gidip de 15 milyon euroya topçu almaz. Zaten alırsan ana Galatasaray'ın durumuna düşersin. Şu an en mantıklı sistem ne biliyor musunuz? Vitor Pereira sistemi. Fener içinde Galatasaray içinde. Vitor Pereira sistemi. 2'ye al, 3'e al, 4'e al, 18'e sat, 15'e sat. Bunu 5 sene, 10 sene, 15 sene sürdürmek zorundayız ha. Bir yanlış anlamayın. Fenerbahçe'nin elindeki en büyük avantaj ne biliyor musunuz? Kadro iskeleti avantajı. En büyük avantaj. Bakın şimdi ben size 24 yaşın altındaki futbolculardan bahsedeyim. Satma potansiyeline sahip olduğumuz futbolcular. Altay. İrfan Can'ın şeyi bizde değil. Sala 25 oldu ama demek istediğimi anlayın diye söylüyorum. Satma potansiyeli var. Bak ay. Salahi. Lincoln Henrique siz beğenmeseniz de. Osterwold'e sırf bunun için aldı zaten. Şu an sakatlığı var ama iyileştiği zaman konuşuruz. Verdi 5. Osay Samuel. 6. Crespo 7. Tamam 26 ben de farkındayım ama 7. İsmail Yüksek 8. Arda Güler 9. Rossi 10. Emre Mor 11. Onun dışında bak 11 tane futbolcu. 11 futbolcu da ortalama 15 milyon euroya satsan 165 milyon euro civarında bir şey yapıyor. 3.3 milyar yapıyor hocam. Demek ki 1.5 milyarı çıkıyor. Yani Fenerbahçe bunların hepsini 15'e satsa. Senin dediğine göre Mustafa hocam. 3.3 civarında bir para çıkıyor. 750'sini kes. 2.5 milyar lirası Fenerbahçe kasasına kalıyor. Transfer için kullanabiliriz. Doğru mu? Aynen öyle. Doğru. İşte demek istediğim olay bu. Çok uzattım biliyorum. Bir de Fenerbahçe'de forvete sürpriz aday Premier Lig golcüsü diyor. Everton forması giyen Neal Neil Mapay futbolcu bu. Neil Mupay Mapoy. Malpoy King Guardian Reviews. O arkadaş, o arkadaş. Şimdi bir kere bak haberi okumadan bakıyorum futbolcuyu yazın almışlar. Aman uzak durun. Aman uzak durun. Kesinlikle uzak durun. Galatasaray ensesine dayanmış. Fenerbahçe'den birlikte. İde Fenerbahçe'de Cahit King var. Cahit ja Pedro var. Bakın mesela King, Pedro. Herhangi bir yere satabilir miyiz? Satamayız. Valencia'yı da satamazsın. Bak şu belki hani belki İngiltere liginde bir piyasası olduğu için belki ya birileri düşünür. Belki bir ihtimal. İki tane senin elde forvet Hiçbir yere gitmeyecek. Peki hani Valencia var. King var. Pedro var. Valencia'ya uzattığını düşünürsek. Üç tane forvetim var. Dördüncü forvetin kütürük ereği gibi bir isim olmak zorunda. Öyle olmaması lazım. Ve <laughs> Neil, Mopay, ee, aslında Fenerbahçe'ye önerilmiş. Everton sezon başında 11.8 milyon euroyu alıyor. 3 artı 1 sözleşme imzalıyor. 20 maçta sadece 1 gol. Size kimi hatırlatıyor? Samatta. Arkadaşlar bakın. Şimdi Galatasaray konuşurken aynısını Fenerbahçe için de konuşuyorum. Aynı cümleleri Fenerbahçe için de yapıyorum. Ya da bu futbolcu Beşiktaş alacak olsa, Trabzon alacak olsa, Galatasaray alacak olsa aynısını yine söylüyorum. Fransa liginde oynamış. İngiltere'ye, Brentford'a 2017'de gitmiş. Brentford'da atılım gösterip Brighton'a 2019'da geçmiş. Brighton'da da bir şeyler yapıp Everton'a geçmiş. Premier Lig'de 22 maç, 1 gol, 1 asist, 1096 dakika. Yaşı daha 26. Şimdi bu futbolcu alınır mı? Bunun kararını size bırakıyorum. Biz çünkü Samatta diye bir şey yaşadık. Ulan dedik 5.5'a veriyor kerizler, şey 6'ya veriyor kerizler. Bir de sözleşmesini 4 yıla böldürdüler. Vay be bunlar ne kerizmiş falan dedik. Sonra baktık ki keriz başkası. İşte Galatasaraylar da şey diyor. Zaniyolo diyor. Bright şey, neydi? Örmut 30 milyon euroya almış. 2 gün sonra da Galatasaray'a gitmiş. 15'e transfer etmiş. Yani bir arkadaşım gidiyor. Sıfır otomobil alıyor. 1 milyon liraya. Sonra ben gidiyorum. Adam bana diyor ki lan diyor ben seni çok sevdim. Ona 1 milyona verdiğim otomobili sana 500 bin liraya veririm diyor. Ben de gidiyorum 500 bin liraya alıp seviniyorum. Ne derler buna? Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu derler. Bakalım ne oyunu çıkacak diye. Bu futbolcu geçen sezon ne yapmış? 35 maç 9 gol 2 asist Premier Lig'de. Yani zaten elemanın toplam Premier League kariyerinde Brighton Brighton'la falan hani öyle çok aşırı golleri yok. Bir önceki sezon bunu yapmış 2021-22'de. 2020-21'de ne yapmış? Hani daha önceki sezon nasıl bir patlama yapmış diye bakıyorum. 36 maç, 8 gol, 2 asist, 2709 dakika. Daha çok yardımcı forvet gibi oynamış muhtemelen. Yani öyle çok ahım şahım bir gol performansı göremiyorum. Siz görüyorsanız bana belirtin. Bir önceki sezon 38 maç 10 gol 3 asist standart bir performans. Yani hani bir Joshua King performansı diyeyim size. Hiç kusura bakmayın ama yani ee, Fenerbahçe taraftarı bu tip bir ismi istemez. Yani çok da düşünmüyorum. Uzun lafın kısası. Özetleyelim hocam. Özetleyelim. Size'da uzatmak üzereyiz. Dembele bizim bir numaralı forvet hedefimiz. Neal Mopay bize önerilmiş ama Samad dolmasından korkuyorum. Iskone Fener'e Galatasaray'a gitmez. Ora Aydınlık, Gio Gino gibi isimler oynayama garantisiyle kiralanabilir. Sezon başı kampında değerlendirilebilir. Aynı şekilde Yiğit Efe, Ahmet Necat gibi isimler de aynı şekilde. Emir Ortakaya seneye takımda kalacak gibi gözüküyor. Deneyeceğiz en azından. Aykut Kocaman Konya'ya dönüyor gibi. Jisung Eom ismine odaklandık ama zor yani yüksek bedelden dolayı Galatasaray'ın zan e, olayı da bu şekilde ve Türk futbolunun içinde bulunduğu para krizinde açıklamış oldum. Yani bu şekilde giderse Galatasaray 5 yıl ceza yer. En az 5 yıl. Belini doğrultamaz. Mecbur elindekileri satmak zorunda kalır. Kalitesini düşürmek zorunda kalır. İyi de senin takımın düşürmeyecek mi? Senin takımın 6,5 milyar borcu var. Anlattım. Çok da detaylı anlattığımı düşünüyorum. Yani herkesin anlayacağı şekilde anlattığımı düşünüyorum. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah.